Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Ay! Bereketli olsun. Hoş geldiniz evime, hem gönlüme hem evime. Nerede onun zımbırtıları? Üff! Orayı da çeki düzen veriyorum, gene aynı oluyor orası. Böyle olur ya insanın bazen minik minik şeyleri. Ne kadar çeki düzen verirsen ver. Yoğurtma yalamıştım dün. Şerefeler gidince yetiştiremedim ya. Dün ne yemeğimi gösterebildik. Çabucak şey yaptık. Taş gibi yoğurtlar. Ne sütlaçı mı? Zamanımız kısıtlı diye. Ana, çabuk çabuk. Yemeğimizi hemen sisiz yalnız yiyip dışarıya çıktık. Geldikten sonra dedik yemeğimizi gerçi de. Aman bileklerim. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Soracak olursanız, sizlerle güne başlamak çok güzel. Bugün pek iyi günümde değilim, belli oldu. Elime aldıklarım tıngır tıngır gidiyor. Yoğurtları kapatırken aklıma geldi. Arkadaşlarımızdan bazıları demeyeyim de bir beş tanesi. Of. Pek keyifli gün değil gibi. Sabah yoğurdu yiyorum ya. Tok mu tutuyor, ne içi yiyorsun? Kahveden önce mi, kahveden sonra mı? Kız ne alaka? Nereden çıkarıyorsunuz? Söyledim ya bunu ben. Mesela bugün kahvemi içtim. Yoğurdum daha içindekini bekliyorum. Erisin. Öyle yiyeceğim. Hani ben bunu ne bir kilo amaçlı. Hani sade yoğurdu canım. Onu düşünerek değil. Ben dedim ilk etapta hani yoğurt tüketeyim ben. Biliyorsunuz ayran, yoğurt, o tür şeyler tüketemiyorum. Fakat geçtiğimiz sene şöyle Feridun Kulak çaylarını almıştık biz. Bunu göstermiştim de ben. Bunları biz bazı kullanan arkadaşlar büyük ihtimalle bilir birazcık şey pahalı indirim şeye girmiş. Bir alana bir bedava gibi bir şeyler girmiş, bir şeyler olmuş. Mükü almış kullanıyormuş. Hatta internetten ben almayı bilmediğim için ben parasını ona verdim. O kendisi bana aldıydı ilk etapta. Benim yoğurtlarımı dizeyim. Yani yok bu onunla ilgisi yok. O suyla karıştırılıp da içiliyor. Bir de yoğurdun içine karıştırılıp da içiliyor. Ben ne yaptım? Bunun nasıl olsa bu yoğurdu ben tüketiyorum. Bu çaylara da dedim. Ben para verdim. Suyla ben pek ya içtim. Bir şey yok da yoğurtla dedim her ikisini birden çıkarayım. Onu iç, bunu iç. Bir sürü şeyler içmeye başladım. Gerçi bir o kaldı. Dedim bitireyim mi? Almayacağım zaten. Benim böyle bir huyum vardır ya. Hani şey yazık günah para verdim. Neden heba olsun gibisinde. Dedim onları dedim yoğurtla en azından tüketeyim. İşte bazı arkadaşlar Allah iyiliğinizi versin değil mi? Kahveden önce mi içiyor? Kahvede kız yok.
Vallahi bir şey atıyorsunuz o. Hani derler ya, delinin biri gelmiş kuyunun içine bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Vallahi bizimki de öyle oluyor bazen. Hele Ebru'cuğum da buradan öpüyorum yavrumu da. Kız kaç kere söyledim, hala yazan arkadaşlar var. Başlığa takılan arkadaşlar var. Onun açıklamasını da yaptım ben, canlı yayında o. Fatih Ebru ayrılıyor mu dedi. Bir başlık attım, bir arkadaşımız geldi dedi. O başlık olarak atıldı oraya. Kız dedi var orada, dedi. Hala bazı arkadaşlar Ebru'nun bebek beklediğini, Ebru'cuğumun işte bir süre herkes daha bilmeyen arkadaşlar var. Kız topluluğa yazdı, yazdı. Kız topluluktan sonra kısa bir video çekti, tekrar açıklamasını yaptı. Bunu biz videoyu çekmeden dedik, annem soruyorlar böyle böyle böyle. Hatta ben her ara ara videomda diyeyim, canlı yayınlarımızda diyeyim, söylüyorum da bunu. Açıklamasını yaptı topluluğa, hala var ona yorumlar. Kız yaptı, sonra bir açıklama daha yaptı video çekip. Ay Allah'ım yarabbim, yani diyorum yani bazen hakikaten demek ki gözden kaçıyor, dikkat edilmiyor, ne bileyim, yok işte bebek diyen arkadaş kız yok, neden saklansın, niye şey olsun, yok öyle bir şey. Ha, açıklamasını yaptı, bazı arkadaşlarımız da diyor ki Ebru'yu çok özledik, çok teşekkür ediyorum bu arada. Söyle video çeksin. Kız ben nasıl video çek diye, yani o şekilde baskı kurulur mu? Kurulmaz tabii ki. Yani baskıyı bırak. O onun kararı, saygı duymak lazım. Evladım da olsa ne diyebilirim ki? Ya şimdiki bunu her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Şimdi 8 yaşındaki çocuğa bile şunu yap deyince, ya hani yaptırmak istiyorsun da yaptıramıyor. O onun kendine kararı, o dinlenmek istedi. Topluluğa yazdı, en son videosunda da açıklama yaptı. O videoyu da zaten özellikle hep soruyorlar dediğimiz için tekrar bir kısa bir video çekmeye ihtiyacını hissetti. Lütfen rica ediyorum, topluluğu okuyun en son videoyu. En son videoyu seyredin. Şimdiden teşekkür ediyorum ilginize hayatım. Ay gülesim geldi. Tövbe tövbe. Yok bebek de oydu. Yok anam, yok artık bundan sonra. Bak ben direkt o kadar açık sözlüyüm. Ben mesela 5 seneye kadar çok gönlüm isterdi. Olsun bir tane diye. Ha bu ya, istemiyorum artık, yaşı kaç oldu yaşları. Bundan sonra olmasın. Hani öyle diyen arkadaşlar da, ben bunu mesela bu tür yorumlar yazıyor. Biz konuşuyoruz mesela. Diyorum böyle böyle. Aman bu yaştan sonra Ebru da yok annem bu yaştan sonra olmasın dedim. Fikrimi söylüyorum. Ay başladım yine gülmeye. Üf. Bugün de miskinlik üstümde. Şerifeciğim de gitti. Çok iyi oldu geldi. Ne sütlecimi gösterdim ne bir şey. Şöyle yerke çekemedim. Zaten biz aceleye geldik. Yorgun argın çarşıdan geldik. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek. Sütleci fırından çıkarken göstermedin. Yemeği fırına koydun. Çıkarken göstermedin. Evet, neden? Acil çarşıya çıkmamız lazım. Onların zamanı kısıtlıydı söylediğim gibi. Öyle kolay değil. Hemen al yemeği çek et, insanın zamanını alıyor. Zamanımı onlara harcamak istemedim. Dışarıda gezelim istedim. Onun için öyle oldu. Ama sütlacım süper oldu. Bayıldım. Yemeğimi gösteremem kalmadı. Sütlacım. Aziz abin çok hoşuna gitti. Şu sabah yedi Aziz abi. Şöyle kapattım. Bir iki kaldı, onu da göstereyim dedim. Yani arkadaşlar, yani diyeceğim o. Bu arada tamam.
yurt dışı için kesesine bereket, Allah Rabbi daha çok meyvelerinin bol verimli olsun. Şerifeciğim Laziz abi bana sağ olsunlar. Biliyorsunuz limon hassasiyetim. Limonlara. Şunlar hemen kullan. Bunların ağacını biliyorum. Siz de biliyorsunuz bu. Hiç eksik olmuyor ama bunları Aziz abi dedi. Bunlar olgunlaştıkça şuraya dışarıya koyayım. Biraz ay ne güzel koktu. Vallahi dalından koparıp da gelinmiş ya. Bunlar taş gibi ama Aziz abinin açıklamasını da yap. Yedi kedi bitirdi. Her şey oldu. Tamam. Bunları da dolaba koyayım. Portakalları akşamları bir tane soyup yiyordum. Başladık hanım. Şeyinden sonra, 40'ından sonra, 60'ından sonra meyve yemeye başladık. Makinemi de boşaltayım. Dün makinemi de çalıştırdım, onu da boşaltayım. Vallahi canım, yoğurdumu yiyeceğim. Kahvaltı falan. Canım hiç istemiyor. Hala bazı arkadaşlar diyor ki diyor kahvaltı yapmıyor. Kız ne kahvaltısı yapıyor? Ne? Yelek kafama takıldı. Gece 2'de 2.30'da yattım. Başladım. Yelek dedim. Yeleğe benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Sinirlendim. Gece, o gece saatinde söküp atasım geldi. Dedim hadi dur tekrar bir uğraşayım. Ya o saatten sonra kafa durdu benim. Neyse bakarız birazdan. Şimdi buna takıldım. Bugün hava çok çok güzel, güneşli. Bant aldım dedim ya. Hiç daha bunu ben belgim çok güzel biliyor, kullanıyor da. Ben hiç kullanamadım. Deminden beri bununla uğraşıyorum. Dur bakalım. Şeyini, kılavuzunu okuduk. Şöyle çerçeveli olan fotoğraflara da yerlerde gezindi mi? Denk getirirse kadın. Herhalde böyle. Yanlış yapıştırmayayım da. Ay, havayı görüyor musunuz mu? Ne kadar güzel. Çok mu büyük yaptım kız onu? Belgin pek bilir böyle şeyleri de. O geldiğinde hep yapacağız yapacağız. Bu banttan yoktu. Dedim ya, hem köpüklüsünü aldım. Gezen tavuk çıkardım. Bakalım ne yapacağız gezen tavuktan. Hakikaten kız bu ne böyle? Onu çok mu büyük yaptım anlamadım. Şöyle küçük küçük sık mı yapsaydım? Öğreneceğiz.
Şuna bak. Tövbe tövbe. Şimdi bunu aldım ya, sabırsızım, bekleyemem ben belgini. Şuraya duvara hep diyordum, olacak olacak. Çivi çakılmıyor, yok olmuyor işte. İnşallah bunu becerdik. Neyse, biri büyük oldu ya. Büyükten küçüğe ortaladık. Dur bakalım. Kalk Faize, kalk. Hadi bakalım bakalım nasıl olacak. Tam şuraya da bakalım becereceğiz mi? İyi mi kız? Ben bunun üstüne yaptım ama altına hiç öyle bir şey yapmadım. Tutar mı ki? Vallahi tuttu. Aa. Kız bu bantlar iyiymiş ya. Ay keşke şöyle altına da yapaydım. Aman bayağıdan beri bunları takacağız takacağız. Bant yok, çivi yok. Ne yaparım? Bir onu takarım, bir bunu takarım böyle. Şey, odada da öyle yapıyorum ben. Boy yok ki boy. Canım sıkılıyordu, bu iki resmi değiştiriyordum. Çok mu sıkıştırdım acaba? Vallahi yaptım. Aa, canım sıkılırsa alırım, canım sıkılırsa bunu takarım. Hani şey, pozlar farklı ama bu benim daha hoşuma gidiyor. Karşılıklı. Ama kara şimşek benim. Biri beyaz şimşek, biri kara şimşek. Vallahi yaptım kız. Güzel oldu değil mi? Oldu. Şimdi gideyim şu gezen tavuğumu. Ortalığı bir toparladım. Kafama takılan bir iki şey vardı. Dışarıda şu çiçeklerime bakayım da tavuğumuzu öyle koyalım. Düdüklüye koyayım. Böyle bir şeyinden azıcık pilav yapmak istiyorum. Ama ne pilavı? Bir kaynasın da ona göre karar veririz şu havada. Dedim ya, hava bugün dönük güneşlik diye, bugün süper hava. Abo! Harika bir hava var arkadaşlar. Yazdan kalma. Aracın olacak. Şimdi doğru gideceğim, çıkacağım dışarıya. Torunlu gezdiriyor da. İyi ama. Ya baba ne ya anneanne. Verdim eline diyor ona. Bir tane kendi ağzına atmış pideden, bir tane de çocuğun ağzına. Öğlen oldu saat arkadaşlar. Bak, size dediğim gibi. Bir içeride diriliyor, bir dışarıda diriliyor. Ben anlamadım gitti bunu ya. Oh, mis gibi koktu. Serapçığım bunlardan götürdüydü. Bak şurası seyreldi. Bir kök versene dedi. İki kök vereyim. Ne demek dedim. Tamam. Karşıdan da içeriye girince balkonda. Neyse kalkayım bakayım. Tavuğumu düdüklüye vereyim. O haşlamasıya kadar. Oturayım. Banyoda bir iki işim var. Onları yapayım.
anca. Tavuğum pişer ondan sonra. Sabahtan serindi biraz. Sabahlık mabaslık. Vallahi bunu da fazla mı çıkardım bilemiyorum ama hadi şu yağ bölümünü çıkardık. Sanki birazcık fazla gibi geldi. Neyse biraz pilavın içine koyacağız. Biraz da göğsünden kavurma mı yaparız bilemeyeceğim artık. Ama içinde kanatı var. Aman yeter o kadar ya. Hangi pilavdan yapacağım onu da bilmiyorum. Bir bakalım bir şey olsun da. Pişirelim de sonra çok çok acıkırsam gömülürüm haşlamasına. Yok yok canım pilav istedi. Tuzunu da koydum. Hemen kapatalım. Kapatmada açmada illa bu zorluğu çekiyorum. Evet. Sen haşla nasıya kadar ben banyoda işimi bitiririm. Bir banyonun duşa kabin. Zaten temizlesen de büyük ihtimalle kaç yıllık artık bina bilmiyorum ama duşakabin takıldığından beridir illaki göstermiyor kendini. Ne kadar temizlersen temizle. Bir oraya gireyim ancak pişer bu da. Sonra bir kahve molası kız. Karnımız acıkmasa mutfağa girmeyeceğiz. Sinir oldum, kafam takıldı gene bir şeye. Evet, ne yapıyoruz? Şey yapacağım ya, şöyle az bir şey çok gibi geldi ama zaten ne olacak? Gezen tavuk bir de kaynayınca kalıyor bu kadar. Şöyle göğüs kısmını pilava koyacağım. Şöyle iki tane küçük minik kanat derileri, onları da derilerini de kızartacağım. Kızardığımı çok seviyorum. Onları da şöyle öteki tabağımda. Kız sen burada yanarsın. Pilav. Seni şuraya alayım ben. Ne pilavı yapacağım? Arpa şehriye pilavını çok seviyorum. Ben pirinçten daha çok seviyorum. Mesela bulguru da. Şöyle tavuk suyumuz da kaynasın bir. Dur kız. Küçük yere şey olmuş, sıçramış. Evet, şimdi pilavımızın altını açalım. Yağını çok az bir şey koyacağım. Tavuk suyumuz şuraya bakın. Gezen tavuk ya, sırf yağ. Sade şehriyeyi kavuracak kadar koyacağım ben. Onu da çiçek yağımızı koyalım. Yeterli. Vallahi dedim ya canım pilav istiyor diye dur. Kızmadın mı şekerim? Şöyle ben şu derilerinin çıtır çıtır kızarmışına bayılıyorum arkadaşlar. Dur, o deriler bir iyice şöyle cazırdasın. Kanatları öyle koyacağım. Aman kanat dediğin de küçük dedim ya. Onu illaki onun içine koymam. O ayrı olacak. Başım ağrıdı ya. Vallahi kafam takıldı mı bir şeye? Takılıyor.
Ondan sonra baş ağrısından dur. Hemen bu arka şehri zaten çoğalıyor. O yeter bana. Çok bile. Tavuk suyumuz kalacak ama ne yapsak onu ya. Keşke daha az koyaydım. Neyse şey olsun. Önemli değil, kısayım altını. Kaynadı bile. Dolapta dursun da çorbaya kullanıveririm. Açalım mı seni? Çok az biraz açtık. Bu da bazılarını atarız dediği kuyruk. Aa, hiç atmam, çok seviyorum. Sen de ama tak tuk yapma, dur kanatları da koyalım kız. Bu cazırdamaya başladı. Bu da boylu küçücük serçe parmağım gibi. Şöyle bir iki yakalı etinden ayırdık. Onlar dibini öyle kızarsın tutsun. Kızılığının değil ya. Bu hanginin mi? Bu bunun. Azıcık bunun suyundan da koyacağım. Oh baharat. Mis. Etimizin suyuna ben tuz koydum ama o biraz yetersiz oldu. Çok az biraz tekleyeceğim ben tabii ki. Hemen ne yapıyorum? Beyaz etler için az biraz şu hemen. Her zaman da o dökülmeyecek yerden dökerim. Çok az bir şey. Kanatlarımızı üzerine bir ilave edelim. Haş doymayacağım sanırım. Hiç tok acıkmayacağım. Şimdi bana o kadar az geldi ki bu. Sormayın. Aslında biliyorsunuz arpa şehriyesi şey, şunu da dolduralım. Çoğalıp çok. Hayır, ben bir de bunu domatesi rendeleyeceksin. Sosu değil, bunu böyle bol domatesli de çok seviyorum. Bayılıyorum ona da. İlk defa kırmızı tenceremde. Ay, gülesim geliyor şeye. Şunları nereden aldım diye soran arkadaşa. Bizde bayram yok. Doğrudur. Bir şeyle uğraşıyorum. Kafam takıldı. Resmi çaktım, girdim. Banyoda işimi bitirdim. Oturdum, bir kahve içtim. Tabii ki Türk kahvesi değil, Nescafe içtim. Bunlarla Nescafe güzel oluyor. Şu boy. Ne çok büyük, bıktırıyor. Ne az. Şu tam kadar. Oturdum, Nescafe yaptım işte. Dedim hadi düdük gibi kapattık.
Şunun da kavrulmasının kokusu harika. İşte istediğim gibi olmuş derin. Bakar mısınız? Şöyle çıtır çıtır. Bir de bu mangalda olacak. Oh, yine de yanımda yat o zaman. Şöyle hemen tavamıza değdirmeden usulacık ters yüz yapalım. Ne yiyorum ben bunları diyordum ya Dreamland'da çalışırken. Attırmazdım bunu derileri. Bir yıkardım. Mangal her gün yanıyor. Mangalın üstüne bir atardım. Cips gibi. Oh, nar gibi kızardı. Biraz daha. Oo, bu da kızardı. Hemen ne yapıyorum? Kaynayan tavuğumuzun suyunda. Bir gün silmeyeyim şu ocağı. Bir gün. Biraz çok fazla koyacağım. Suyunu kapağını açmamak için. Arpa şehriyemiz çünkü aşırı su çekiyor. Oh, mis gibi. Tuz koymayacağım ya, yerken bakarım. Altını da kıstık, ötekini kapadık. Biraz daha kızarsın. Bir kepçede tavuğun suyundan ona koyacağım. Ondan sonra soğumasını bekleyelim. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Vallahi kafam buna takıldıydı. Yemek bile yemedim daha. Şimdi birazdan yiyeceğim. Şuna takıldı kafam. Demiştim bu ne oluyor, ne oluyor diye. Neye benziyor ben de anlamadım. Bir şeye benziyor. Bakalım nasıl bir şeye benzeyecek. Dedim beceremem, edemem diye önce şu şöyle iskeletini yapmam gerekiyordu. Ben iki tane yaptım öyle iskeleti. Dedim bakayım nasıl olacak. Şuraları da bir yapayım. Bir öyle bakayım deneyeyim dedim. Vallahi şey kafam da allak bullak oldu ya. Bir karnımı doyurayım da kafama kan gitsin. Doğru mutfağa daha hala. Anam saat kaç oldu yemek yiyeceğim. Nescafe. Takıntılı kadın takıntılı. Sesim soğuğum kesildi. Şöyle bir Şerifeciğimin getirdiği portakallardan. Uf! Anam kemikte ne acı. Gitti gitti. Gözlerim karardı. Tam da kemiğime ya. Şu şeyleri de var ya. Açınca kapatmıyorum. Oturdu, ciğerim sızladı. Ay, ay. Hani ağır yavaş da hareket etsem bu kadar olmaz. Sert vurdu. Hızlı döndüm ya. Ay.
Düşünün, bir de canım o kadar serttir. Pilavın yanına kanatı yiyemeyeceğim. Şimdi kafam takılı kaldı şeye. Hemen pilav atıştırayım. Onun yanına şöyle küçük şunlardan bir tane. Hani bazen de böyle hızlı hızlı giderken benim çok vurur. Şöyle kanepe kenarına, yatak odasının ayak kenarlarına. Ay kemiğim hala, orası kesin çürüyecek. Parmağınız vurur ya, hele bir de küçük parmağınız vurdu mu. Aynen öyle bir acı. Akıl orada ya. Neyse, karnımı bir doyurayım. Tavuk şeyim de, ay tavuk suyum da, ay iki tanesi denk geldi, güzel. Bir tarhana çorbası yaparım büyük ihtimalle o şeyle, kalan tavuk suyumla iyi olur. Onu şimdi o ekmekle kemik sıyıramayacağım. Kafam takıldı dedim ya. Bayılırım ben buna. Ekmek yerine bundan alıyorum. Beyazı size de şöyle karşıma bir alayım. Buyurun efendim, hep beraber afiyet olsun. Dediğim gibi hamur sütlüyor bir şey, yani pek sevmem ama mesela pirinç pilavı olmasa da olur. Bulgur bir derece ama bunun pilavını çok severim, bayılırım. Harika olmuş, ellerine sağlık. Kuyruk acısı var hala, ayağım kemiğim sızlıyor. Çok yağlıymış hakikaten tavuk. Bakalım elimizdeki nasıl, neye benzeyecek? Hayrola, arkadaşım bir tanesi demiş, aman senin demiş, hep yelenle mi bakacağız, öreceğiz demiş. Kız sanki 10 tane yele gördüm kendime de. Ona mı bakacağız demiş. Al demiş işini demiş, git demiş Serap'a demiş. Al demiş işini demiş, git Mükü'ye demiş. Bu arada gitmediğimi nereden biliyor acaba? Demeyin öyle şeyler, demeyin, yapmayın. Hey Ebru'cumun hamile diyenler. Neden saklasın? Öyle bir şey olsa. Nereden çıkıyor bunlar, anlamadım gitti ya. Herkes aklınca işte kendi fikrini söylüyor.
Ama öyle bir şey olsa neden saklansın? Bazı arkadaşlar demiş şey. Sen kızının boşanacağını da saklamıştın. Yoo, saklamadım. Niye? Saklayayım. Durumların gidişatına baktık. Bir güzel mi olur mu diye. Niye saklayayım ki? Ne alaka? Acıkmışım. 2-3 kaşık daha yiyeyim ama izninizle kaçayım artık. Allah! Allah kemiğime! Allah! Derler ya burnumun direği sızladı diye. Hep anneciğimin lafları burnumun direği sızladı. Ciğerim yandı. İnsan gözlerim dağıldı. Misafir geldi. İnsan birine özleyince de der mi annem öyle derdi. Ay öyle özledim kızım. Mesela burnumun direği sızladı. Ne anlama geliyorsa. Evet. Güzel bir videomuzun sonuna geldik. Güzel bir günümüzün sonuna geldik. Güzel bir günümüzün derken benim terelerle olduğum ara ara içerideki mahvetti beni. Beni. İnşallah her zamanki gibi sever ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.